yayında. Beyoğlu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 8. Altın Eller Geleneksel El Sanatları Günleri başladı. İnsan emeğinin kıymetini gözler önüne seren festivalde bu yılda birbirinden değerli ürünler görücüye çıktı. Geleneksel el sanatının büyük ustaların elinde yaşamasına vesile olan festivale bu yıl ilgi oldukça büyük. Anadolu kültürüne sahip çıkan ve onu meraklısına sunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yapılan basın toplantısında festivalin önemine değindi. Anadolu'nun muhtelif yerlerinden, mükerrer olmasın gayretiyle her yerden farklı farklı insanları İstanbul'a, bu festivale ve bu festivalin ortasında hem onların vatandaşımızla, hem oradaki turizm yöneticileriyle, hem de turistlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Hedefimiz belli. Kültürümüze sahip çıkmak ve kültürümüzü bu geleneksel el sanatçılarımızın ürettikleri üzerinden yurt dışına, dünyanın değişik yerlerine turistler aracılığıyla yaymak ve bu tanıtımın bir parçası olmak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Doçent Doktor Ahmet Arı da Altın Eller Geleneksel El Sanatları Günlerinin devamı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve Beyoğlu Belediyesi'nin önemli bir paya sahip olduğunu vurguladı. Sürdürülebilirlik büyük çoğunlukta ekonomik bir kavram olmakla beraber devamlılığı da içeren bir şey. Sayın Başkan Ahmet Misbah Bey tevazu gösteriyor aslında. Ama bunun devam etmesinde büyük pay olan belediyesine aittir. Tabii aynı zamanda Büyükşehir Belediye'mize. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Emre Bilgili ise etkinlikte önemli bir başarının sürdürülebilir hale geldiğinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Birbirinden değerli el sanatlarının sergilendiği standları gezen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve beraberindeki heyet hatıra eşyalar almayı da ihmal etmedi. Sekizinci Altın Eller Geleneksel El Sanatları Günlerinde bu yıl Adıyaman, Afyon, Ankara, Bartın, Bayburt, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak'ın el sanatları standlarda yerlerini alıyor. Her yıl yoğun ilgiyle takip edilen organizasyona bu yıl Türkiye'nin 29 ilinden toplam 73 sanatkar katılıyor. Sanatçılar etkinlik alanında 14 gün boyunca sanatlarını icra edecek, her yıl olduğu gibi bu yılda organizasyon süresince herhangi bir ücret ödemeyecek. Standlarında üretim yapacak sanatçılar, ziyaretçilere el sanatlarının tezgahtaki üretimini yerinde görme fırsatı sunarken satış yapma imkanı da bulacak. Festivalin en dikkat çeken misafirleri ise halk müziğimizin en güzel eserlerini ortaya koyan aşıklar. Alana kurulan sahnede aşıkların karşılıklı atışmaları meraklısını festival bitimine kadar bekliyor. Beyoğlu'nda düştü benim elime. Elime. Defterini düreyim mi ne dersiniz, ne dersiniz, ne dersiniz? 8. Altın Eller Geleneksel El Sanatları Günleri 3 Kasım 2013 tarihine kadar Tepebaşı'nda Anadolu'yu Beyoğlu'nda yaşamak isteyen herkesi bekliyor.